İmam Muhammed Zahid el-Kevseri rahimehullah Osmanlı'nın yetiştirdiği son dönem Zülcenahin alimlerden birisi. Şeyhülislam vekilliği mevkiine kadar yükselmiş. İttihat ve Terakki bozgunu yaşanmaya başlayınca Mısır'a hicret etmiş, Kahire'de yerleşmiş, orayı vatan edinmiş ve orada vefat etmiş. Bir eseri var onun, Ennüketü't Tarife diye bir eseri var. Eserin hikayesi uzun. Bir gün bu eserin ön sözünde yaşadığı bir hadiseyi anlatıyor. Diyor ki evde bir gün otururken kapı çalındı, açtım. Mağrip'ten geldiğini söyleyen birisi. Tanışmak için gelmiş, buyur ettik, oturduk. Selam kelamdan sonra bana dedi ki, ben dedi Maliki mezhebine ve Tijani tarikatına mensuptum. Allah bana hidayet nasip etti. Mezhebi de tarikatı da terk ettim. Şimdi hadisle amel ediyorum elhamdülillah. Ve geziyorum, nerede ehli hadis var, hadis alimi, onlarla tanışıyorum. Bu civarda da sizi söylediler ama Anadolu'dan gelmişsiniz, dikkatimi çekti. Sizin hadisle falan pek işiniz olmaz Anadolu'da. Bir tanışayım dedim. Hoş geldiniz dedim ben misafirimize. Ama dedim yani niye böyle düşündünüz ki? Biz evet Anadolu'da Hanefiyiz. Ama biz de hadisle amel ederiz. Her mezhep hadisle amel eder. Hak mezheplerin hepsi hadisle amel eder. Bunu deyince şaşırdı misafirim. Dedi ki ya hani öbürleri tamam da Hanefileri biliyoruz yani. Sizin hadis tarafı, hadisle pek işiniz olmaz sizin. Siz kıyasla amel edersiniz. O olur bu olur filan derken iş baktım ki ciddiye gidiyor. Böyle gayri ihtiyari ağzımdan çıktı diyor. Ona dedim ki üstadım meseleyi uzatmayalım. Siz bana dört mezhepten herhangi birisinin herhangi bir hükmünü söyleyin. Ben size onun hadisten delilini göstereyim. İşte alim derken böyle bir ihata kapasitesini kastediyoruz. Bana dört mezhepten herhangi birisinin herhangi bir hükmünü söyle. Ben sana onun hadisten delilini göstereyim. Dersiniz ki bu adam hayatını hadise vakfetmiştir, bu normaldir. Ama bu adamın hayatında sadece hadis yok. Bu adamın hayatında usulü din de var. Öyle metinler kaleme almış ki şaşırıyorsunuz. Bu adamın hayatında başka belki de hiçbir alimde göremeyeceğiniz bir yazma eserlere vukufiyet var. Sanki dersiniz ki adam işi gücü bırakmış, bütün hayatı yazma eserler kütüphanelerinde geçmiş. Fıkha dair metinler kaleme aldığında şaşırıyorsunuz. Bu nasıl bir istinbat melekesidir? Ve bu adam sırça köşkünde yaşamıyor. Bu adam Kahire gibi modernleşmenin, o rüzgarın çok sert estiği bir ortamda, özellikle de oraya gitmiş, yerleşmiş. Demişler ki gel Şam'a, Şam'ın iklimi daha iyidir, burası daha sakin, sessiz bir yerdir. Yok demiş, ben nerede ilmi tartışma var orada olmalıyım. Kahire bu işin merkezidir, ben orada olmalıyım. Ve o işin merkezinde olmuş. Ben buraya geldim, tek başına bir adamım, oğlu da yok, iki tane kızı varmış, o kızları da kendisi hayattayken vefat etmiş. Burada kimim kimsem yok, beni burada ezerler sürerler, ben garip bir adamım, sesimi kesip oturayım dememiş. Gücünün yettiğince, sesinin çıktığınca, kalemi hareket ettiği sürece doğru bildiklerini en müstakim biçimde yazmış ve söylemiş her alanda. İşte alim deyince biz bunu anlıyoruz, bunu kastediyoruz. Bu kapasitede bir insan kastediyoruz. Bu Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş bir alimdir.